Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birçok insanın, Türk vatandaşının, özellikle bilgisayar seven, oyun sever, bilgisayar kullanmayı seven, gaming tarzı bilgisayarları sevip, oyunları sevip oynayan kardeşlerimizin bilmesi gereken konulardan biri. Özellikle yıllar boyu sistem toplayan insanların bilmesi gerektiği bir konu olarak düşünüyorum. Çünkü bu konuyla ilgili YouTube'da çok fazla bir video yok. Konumuz arkadaşlar, yeni bir bilgisayar topladınız kendiniz. Özellikle herhangi bir RAM seçtiniz ve RAM'i bilgisayarınıza taktınız. Açıldı, kullanıyorsunuz, gayet güzel. Ama yalnız bu RAM'in ve anakartın sunmuş olduğu MHz, yani overclock performansını yakalamanız için RAM'i hız aşırttırmanız gerekiyor. Tabi birçok insan bilgisayarına bu RAM'leri direkt alıp takıyor. Tabi takıp kullanabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız kullanımında stok hızında çalıştırıyor arkadaşlar. Özellikle BIOS ayarlarından siz hız aşırttırma yapmanız lazım. RAM'i olduğu frekansı yükseltmeniz lazım. RAM'iniz 6000 MHz ise arkadaşlar, direkt bilgisayarınıza taktınız ve RAM'iniz DDR5 için söylüyorum 4800 MHz'de stok hızda çalıştırıyor ve sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde yıllar boyu kullanabilirsiniz. Ama istediğiniz FPS'i, yani oyunlarda oynuyorsunuz, FPS de alıyorsunuz ama bildiğiniz veya bilmediğiniz diyeyim, FPS'i tam anlamıyla alamıyorsunuz arkadaşlar. Bilen arkadaşlar içinse zaten direkt RAM'i BIOS'a girip overclock ederek yükseltebiliyor. Bilmeyenler içinse direkt bilgisayarınızı topladıktan sonra formatı atıp oyunları kurup oyun içine giriyor ve oynamaya başlıyor. Tabi RAM stok hızında olduğu için aradaki FPS farkını alamıyorsunuz arkadaşlar. RAM'i 6000 MHz ise, o RAM 6000 MHz'i aldığınız zaman BIOS ayarlarından daha yüksek FPS alabiliyorsunuz oyunlarda. Bunu birçok insan bilmiyor. Tabi bilen insanlarımız da var. Bilmeyenler için özellikle RAM seçme konusunda konuya geçelim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Benim anakartım MSI'ın B650i Edge Wi-Fi anakart arkadaşlar. Bu anakartımız DDR5 AM5. AMD'nin Ryzen 7000 serisi işlemcileriyle kullanabiliyorsunuz. Bu anakartın sizlere sunmuş olduğu overclock performansı var. Özellikle de RAM overclock performansı arkadaşlar. İşte ürünü satın alacağınız zaman bu anakartı kutu üzerinde yazar. Örnek veriyorum 7000 MHz artı yazar. Yani 7000 MHz ve üstü 8000 MHz'e kadar yazar. Örnek veriyorum. 8000 MHz'e kadar bu anakart RAM'leri destekliyor. Ama burada arkadaşlar bilmeniz gereken noktalardan biri de hangi RAM'i seçmeniz gerektiği konusu arkadaşlar. Bu anakartı aldınız. Herhangi bir mağazadan sıfır aldınız veya ikinci el olarak satın aldınız diyelim. Almanız gereken RAM'lerden herhangi birini alıp taktınız, kullanıyorsunuz. Şimdi özellikle şunu söylemek gerekirse, eskilere gittiğimiz zaman 2000'li yıllardan sonra Intel piyasada daha çok öndeydi arkadaşlar. AMD birazcık gerideydi, öyle söyleyeyim. Bu anakartı, yani bu sistemlere çıkan RAM'ler genellikle XMP olarak piyasaya sürülüyordu. Daha sonra tabi bu RAM'ler AMD'nin de geliştirilmesiyle AMD sistemlerde de kullanabiliyordunuz. Tabi AMD'nin yeni çıkarmış olduğu işlemcilerle beraber arkadaşlar, anakartın ve işlemcinin RAM frekans hızı arttırıldı. Buna uygun sizin RAM alıp takmanız lazım. Özellikle DDR5 sistemler için arkadaşlar, herhangi bir RAM seçiyorsunuz, RAM'i takıyorsunuz, kullanıyorsunuz. AMD mi, XMP mi bilmeyen insanlarımız için söylüyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle RAM aldığınız zaman arkadaşlar, AMD'nin Expo uyumluluğu önemli arkadaşlar.
AMD Expo uyumluluğu varsa RAM'de, anakartınızda AM5, AM4 anakartınızda, DDR4 ve DDR5 anakartınızda takıp kullanabilirsiniz. Yalnız burada ayrılan bir nokta ise, şunu belirtmek gerekirse, örnek veriyorum, yüksek megahertzli RAM aldınız diyelim ve anakartınıza taktınız. Bilgisayar açtınız, bilgisayarınız açılmadı bir türlü veya bilgisayarınız açıldı, daha sonra mavi ekran hatası verdi veya oyunda reset atma sorunu verdi. Genellikle bilgisayarınız reset atar arkadaşlar. Mavi ekran hatası verebilir bazı işletim sistemlerinde olsun, oyunlarda olsun. Genellikle reset atar, bilgisayarınız siyah ekrana düşer. Bu tür sorunlarda arkadaşlar, özellikle RAM'inizin anakartla uyumluluğunu kontrol etmeniz lazım. Yani anakartınız bu RAM'le uyumlu mu değil mi, onu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. RAM'leri tabi şuradaki slota takıyoruz, her zaman bildiğiniz gibi. Buradaki kısım arkadaşlar, anakartınız, söylediğimiz gibi benim anakartım MSI'ın B650i Edge Wi-Fi. Anakartı aldım, işte diğer bileşenleri aldım, RAM'ini aldım, ekran kartını aldım, işlemcisini aldım. RAM'ini tabi bilmeyen insanlar için herhangi bir marka alıp takabiliyorsun, takıp kullanabiliyor, onu söyleyebilirim. Tabi bu stok hızlarda kullanabiliyorsunuz, ama BIOS ayarlarından XMP, yani Intel XMP MHz yükseltme açtığınız zaman veya AMD'nin Expo serisi RAM'lerde arkadaşlar, veya özellikle AMD işlemciler için, AMD anakartlar için geliştirilen GSK'lin Neo isimli RAM'leri, AMD'ye tam uyumlu RAM'leri arkadaşlar. Bu RAM'leri aldınız, kullanıyorsunuz, ama BIOS'tan, söylediğim gibi, MHz yükselttiğiniz zaman mavi ekran hatası, crash hatası ve resetleme sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Bu anakartın veya işlemci içerisindeki belleğin MHz'in tam destekleyip desteklemediğini gösteriyor arkadaşlar. Tabi şu an AM5 sistemlerde özellikle 6000 MHz'den sonra sisteminiz stabil çalışmayabiliyor arkadaşlar. Bu da AMD'nin AM5 işlemciler için geliştirdiği işlemcilerin bellek kontrolcüsünün tam olarak stabil bir şekilde çalışmamasından dolayı. Yani yeni nesil işlemcilerde, örneğin 9000 serisi işlemciler yeni çıkacak arkadaşlar, yeni piyasaya sürülecek. Tabi bakalım bu işlemcilerle beraber 6000 MHz ve yukarısında stabil bir frekans AMD yakalayabilecek mi? Şunu söyleyebilirim arkadaşlar, manuel olarak kendiniz voltaj vererek bunu tabi yapabilirsiniz, ama bunu kesinlikle profesyonel kullanıcıların yapması gerekli arkadaşlar. Hani manuel ayar yaparak, örnek veriyorum, oradaki CL değeri, CAS değeri, voltaj değerini kendiniz girerek AMD'nin RAM megahertzini yükseltebilirsiniz, stabil bir şekilde yakalamak için. Bunu test edebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, direkt AMD uyumlu, Expo uyumlu RAM'i aldınız, taktınız ve BIOS ayarlarından Expo'yu açıp RAM'inizi 6400 MHz'e veya 6800 MHz'e çektiniz. Gayet güzel. Sisteminiz açıldı. Açıldıktan sonra o sistem arkadaşlar büyük ihtimalle mavi ekrana düşecek veya reset atacak. Tabi bu tam uyumlu olmayan RAM'ler için arkadaşlar. İşte bunu bilerek satın almanız çok önemli. Ben de bu videoda bu konuyu anlatacağım. Şu an için anlatıyoruz. Şu an girdiğim anakartın sitesinde arkadaşlar, MSI'ın B650 Edge Wi-Fi, yani kendimde olan ve YouTube'da videosu da var arkadaşlar. Mini ITX bir sistem kurmuştum Corsair'ın 2000'de. Ona göre RAM satın alacaksınız arkadaşlar. Anakartın sitesine girdikten sonra burada gördüğünüz gibi hemen yan kısımda anakartın özelliklerinden 9000 serisi, 8000 serisi ve 7000 serisi masaüstü işlemcileri AMD soket desteklediği gösterilmekte, yazmakta arkadaşlar. 2 çarpı DDR5 maksimum 128 GB'a kadar arkadaşlar, şuradaki kısımlardan 128 GB'a kadar 7200 MHz'e overclocklu RAM kullanabiliyorsunuz arkadaşlar.
Birinci remimiz söylediği gibi 7200 MHz, ikinci remimiz de diyor 6400 MHz. Expo destekli RAM almanız gerektiği yazıyor arkadaşlar. Interram alırsanız özellikle kararsızlık sorunuyla, kreş hatası, mavi ekran hatası, reset atma sorunlarıyla karşılaşacaksınız. Bizim de yapmamız gerekenlerden biri de bu anakarta uyumlu RAM alabilmek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi anakartımız 4800 MHz'de stok hızında RAM'lerimizi çalıştırıyor arkadaşlar ve en ufak sorun yaşamazsınız genelde stok hızında. Overclock çektiğiniz zaman RAM'iniz özellikle diyelim 6000-6400 MHz, siz BIOS ayarlarına girip 6400 MHz aldınız. RAM'iniz tabi uyumluysa anakartınızda, tam uyumluysa sorun yaşamazsınız, kullanırsınız. Mavi ekran hatası, kreş hatası, resetleme sorunu yaşamazsınız. Biz de bunu netleştirmek için arkadaşlar bu anakartımıza uygun hangi RAM'i satın almalıyız ona bakacağız. Şimdi şu kısma girelim. Support kısmına girdik arkadaşlar. Anakartımızın sitesine girdikten sonra buradan BIOS ayarları var. Bu arada BIOS ayarlarınızdan yani BIOS'unuzu en son sürüme güncellemeniz gerekli. Şu an bizim bende sürüm 7D73V1D yüklü arkadaşlar. En son BIOS sürümü yüklü. Tabi bundan sonra da BIOS sürümü çıkmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi 7D73V1E1 sürümü çıkmıştı, beta versiyon diyor arkadaşlar, buna dikkat edin. Ben yüklememiştim çünkü beta versiyonlar arkadaşlar test versiyonudur. Yani BIOS'unuzun tam anlamıyla full stabil bir sürüm olmadığını gösteriyor arkadaşlar. O yüzden buraya beta versiyon yazıyorlar. Kararsızlık sorunları da yaşayabilirsiniz. Beta sürümünden sonra yeni çıkan, bu arada yeni BIOS sürümü çıkmış arkadaşlar, onu da biraz sonra yükleyeceğim anakartımıza. Anakartımızın şu an en son sürümünü yüklemem gerekiyor ve yükleyeceğim de. Tabi bu sorunu yükledikten sonra, bu versiyonu daha doğrusu arkadaşlar, yükledikten sonra anakartınız daha stabil çalışmakta. Özellikle yeni çıkan gördüğünüz gibi Ryzen 9000 serisi işlemcileri desteklediği yazmakta arkadaşlar. Yani benim BIOS'um 7D73V1D. Yeni bir işlemci satın aldım. 9000 serisi taktım. Görüntü alamam arkadaşlar. Neden alamam? Çünkü BIOS'umu en son sürüme yüklemem gerekli. Burada zaten yazıyor arkadaşlar. Ryzen'ın 9000 serisi işlemcisini, yeni çıkacak işlemcisini bu BIOS'la kullanabilirsiniz yazıyor. Tabi buradan memori ile, yani yeni nesil RAM'lerle beraber overclock yükseldiğini yazıyor arkadaşlar. Burada AGESA'nın update'i yazıyor arkadaşlar. Tabi buna güncelliyor. Buradan da zaten transitten buradaki yazıyı çevirebilirsiniz arkadaşlar. Burada yazan AGESA combo 12.00 yaması A güncellendi yazıyor. Ryzen'ın 9000 serisi GPU Core ve Optimizer yeni nesil işlemcileriyle optimize edilmiştir yazıyor gördüğünüz gibi. Ryzen 9000 serisi işlemci ve memory, yani RAM'inizin overclock diyor, hız aşıtırma özelliklerini optimize edilmiştir diyor. Ayrıyeten anakartında bulunan CVE-2024-368-77 güvenlik sorunu düzeltildi yazıyor. Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bazen yeni çıkan sistemlerle beraber, anakartlar ve işlemcilerle beraber güvenlik açığı oluşabiliyor. Tabi bu güvenlik açığıyla beraber hackerların da bunu hackleme durumu vesaire durum olabiliyor arkadaşlar. Bu güvenlik açığını da AMD'nin yeni nesil BIOS'la beraber, BIOS güncellemesiyle beraber bu açığı kapatabiliyorlar arkadaşlar. BIOS'umuzu da güncelledikten sonra arkadaşlar bizim için en önemli kısım şuradaki yazan kısma geliyoruz arkadaşlar. Compatibility kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar CPU kısmı, memory kısmı, CPU kısmı zaten desteklenen işlemciler. Buradaki hangi işlemcilerle beraber hangi BIOS sürümünün kurulması gerektiği şuradaki gibi gösteriyor. Kurmanız gerektiği yazıyor arkadaşlar. Ryzen 9000 serisinin en son çıkan işlemcilerini, 7000 serisi şu an stokta olan, yani satılan işlemcilerini buradaki BIOS'la güncelleyip kullanabiliyorsunuz. Yeni çıkacak
işlemcilerle beraber yeni nesil BIOS update'ini yükleyip yeni nesil 9000 serisi işlemcileri kullanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bizi ilgilendiren en önemli detay RAM kısmı arkadaşlar. Memory kısmına geliyoruz. RAM kısmına. Burada gördüğünüz gibi memory by 9000 serisi işlemciler diyor. 9000 serisi işlemciler şu an daha henüz Türkiye'ye gelmemiş. Satılmıyor arkadaşlar ama yakın zamanda satılacak. Şu an bizi ilgilendiren 7000 serisi işlemciler. Benim şu an sistemimde kurulu olan zaten AMD'nin Mini ITX Corsair'in 2000D kasasına kurduğum YouTube kanalımda da videosu olan sisteminde 7800 3D Cache işlemci var arkadaşlar. Tabi bu işlemciye göre hangi RAM'leri almalıyız? Örnek veriyorum 7200 MHz RAM satın alacağız. Şunu kopyalayalım arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki kısmı model numarasını kopyalıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 4800 MHz stok hızı ve support yani en yüksek hız overclock hızı BIOS ayarlarına girip yükselteceğiniz 7200 MHz. 7200 MHz'de arkadaşlar 1.45 volt üzerinden 16 GB'ı desteklediği yazmakta. Şimdi siz bu RAM satın alarak RAM'i sorunsuz bir şekilde 7200 MHz'de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an Türkiye'de bu RAM satılmıyor. Piyasaya girdiğim zaman farklı bir RAM'e bakalım. Yine 7200 MHz'de. Buradaki RAM'lerin model numarasından Türkiye'de satılıp satılmadığına bakıp satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde anakartınızın tam olarak %100 yani stabil şekilde çalışıp çalışmadığını buradan kontrol edebilirsiniz ve bu anakarta uygun RAM'i satın alabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin şuna bakmıştık, bakalım. Genellikle yeni yeni RAM'ler çıkıyor arkadaşlar. Özellikle bazı RAM'ler Türkiye'de bulunurken bazı RAM'ler Türkiye'de stoklarda bulunmuyor. Piyasaya daha birçok RAM markasından mevcut. Siz de ona göre arkadaşlar buradan kaç MHz'de, sonra chipset Hynix mi Samsung mu ona bakarak alabilirsiniz. Gigabyte olarak alabilirsiniz. Örnek veriyorum 48 GB RAM takacaksınız sisteminize. Örneğin şu serisi özellikle G-Scale'in Neo serisi AMD uyumluluğu tam olan bir seri arkadaşlar. Neo serisi RAM alırsanız kolay kolay AMD sistemlerde sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi buradaki model numarasını kopyaladık. RAM'imiz 5600 MHz, 5600 MHz 1.25 voltta çalışıyormuş 48 GB. Bakalım bu RAM'imiz piyasada var mı? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman tabi birçok fiyat ve piyasası bulunmakta RAM'imizin. Buradaki koda bakarak arkadaşlar anakartınızın buradaki koduyla karşılaştırıp bu şekilde RAM satın alabilirsiniz. Örneğin gördüğünüz gibi bakın GX TZ5RK buradaki benim sorguladığım model numarasıyla buradaki model numarası aynı. 96 GB mesela takıp kullanabilirsiniz. Örnek olarak veriyorum. Şu an 299 dolar diyor. Nivek'te yani Amerika'da yurt dışında satılıyor bu RAM. Bu RAM'i sisteminize takıp sorunsuz bir şekilde arkadaşlar çalıştırıp kullanabilirsiniz. Tabi burada 48 GB demiş. Ama 96 GB'ı da zaten rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle test edilen RAM'ler arkadaşlar model numarasıyla beraber anakartın sitesine firma yüklüyor arkadaşlar. Bu şekilde yeni çıkan RAM'leri de buraya yükledikten sonra kontrol edebilirsiniz. Bazen yeni listede paylaşıyorlar.
Daha önceki tabi girdiğim zaman anakartın sitesine 9000 serisi işlemciler tanıtılmadan önce 8000 serisi ve 7000 serisi vardı. Burada gördüğünüz gibi 9000 serisi de RAM'lerimiz eklenmiş bulunmakta arkadaşlar. 9000 serisi işlemciler çıktıktan sonra da tabi bellek kontrolcüsünü daha iyi optimize edip piyasaya sürüyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de daha yüksek ve yüksek gigabaytlarda RAM'leri kullanabilirsiniz. Örneğin buradan gigabyte seçtik. Megahertz'i seçelim arkadaşlar. Mesela A datanın XP RAM'i. Örneğin 6800 MHz'de 24 GB'ı desteklediğini görüyorsunuz arkadaşlar. 4800 stok frekanstan 6800 MHz'e. Chipseti arkadaşlar Hynix'in 1.4 volt. Bu seri şu an Türkiye'de satılmıyor arkadaşlar. Diğer farklı bir seri satılıyor gördüğünüz gibi. Türkiye'de satılmıyorsa farklı RAM'lere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü anakartınızda stabil bir şekilde çalışmasını istiyorsanız ona göre RAM satın almanız en mantıklısı. Şu an zaten AM5 sistemlerde özellikle 7000 serisi işlemcilerle 6000 MHz frekanslı olan RAM'leri özellikle Expo ve G-Scale'in Neo serisi RAM'lerini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabi anakartınızı satın aldıktan sonra buradaki listeden model numarasından Google'dan araştırarak o model numaralı RAM'i satın alıp anakartınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir video maalesef ben YouTube'da görememiştim. Bununla ilgili size örnek bilgi verecek paylaşımda bulunmak istedim arkadaşlar. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Anlattığım gibi buradaki model numarasından seçerek RAM'inizi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.